Merhaba arkadaşlar herkese. 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmalarımıza 3. bölümle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuzu birlikte inceleyelim. Şekildeki düzgün beşkende BEC kaç derecedir? Öncelikle bir düzgün beşgenin bir iç açısının kaç derece olduğunu bulmamız gerekiyor. Dilerseniz dış açı formülünden yola çıkarak daha rahat iç açıyı bulabiliriz. Dış açı formülümüz 360 bölü n'dir. N kenar sayısıdır. Beş kenarlı olduğu için 360'ı 5'e bölerek bir dış açının 72 derece olduğunu bulabiliriz. Bu iki açı birbirini bütünleyen açılar olduğu için, yani tamamı 180 olduğu için içerideki bir açımız 108 derece olmuş oluyor. Yani beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Yani şurası da 108 derecedir. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Çünkü düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları birbirine eşittir. 180'den 108'i çıkardığımızda 72 kalır. İki eşit parçaya böldüğümüzde bu kısımlar 36 derece olmuş olur. Aynı şekilde burada da aynı durum söz konusu olduğu için buralarda 36 derece şeklinde yazılır. Aradaki açımızı bulmak için bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece olduğundan dolayı 108'den buradaki 36 ile buradaki 36'yı toplayıp 108'den çıkararak şu açımıza ulaşabiliriz. 36, 36 daha 72, 108'den 72 çıkarıyoruz. 10'dan 7 çıktı 3. Gördüğünüz gibi buradaki açımızı da 36 derece olarak bulmuş olduk. Yani cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Bir diğer sorumuz, bir market 120 TL'ye aldığı 5 üründen ilk 3 tanesini %20 zararla satmıştır. Bu marketin ne kar ne de zarar etmemesi için kalan son 2 ürünü kaç lirayla satması gerekmektedir? Öncelikle 120 liraya aldığınız, tanesini 120 liraya aldığınız 5 ürünün toplam fiyatını bulmak için 120'yi ne yaparız? 5 ile çarparız. Bizim bu 5 ürünümüz 600 lira tutmaktadır. Peki biz bunu maliyet olarak yazalım. Ne kar ne de zarar edebilmemiz için 600 lirayı işin sonunda elde edebilmemiz gerekiyor. Şimdi 3 üründen bahsedelim. 3 ürünü %20 zararla satmış. Peki 120 liranın %20 zararı ne demektir? %80'ine satılması demektir. 120 çarpı 80 bölü 100 diyerek sonuca ulaşabiliriz. Gerekli sadeleştirmeyi yaptığımızda %20 zararla 96 TL'ye satıldığını bulabiliriz. 3 ürün sattık. 3 çarpı 96'dan hemen sonucuna bakalım. 3 kere 6 18, 3 kere 9 27, 28. 288 TL ilk satıştan kazandık. Peki 600 liradan 288 TL çıkarırsak 2, 1, 5'ten 2 çıktı. 3. 312 TL daha para kazanmamız gerekiyor. Peki kaç üründen? Son 2 üründen 312 TL para kazanmamız gerekiyor. Peki o zaman biz ne yapalım? Son 2 ürünü yüzde kaç kar ile satalım? Peki 312'yi 2 ürüne bölersek birisinin ne olması gerekiyor? 156 TL'ye satılması gerekiyor. Peki normalde başlangıçtaki alış fiyatımız kaçtı? 120 liraydı. 120 liranın yüzde kaçı 156 lira diyebiliriz? Ya da 120 çarpı x bölü 100'ün ne olmasını istiyoruz? 156 lira. Yani 36 liralık bir fark oluşmasını istiyoruz. Biz de burada gerekli işlemleri yapıyoruz şimdi. Ne yapalım? 120 ile 100'ü sadeleştirelim. 12x bölü 10 eşittir 36 diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparak gerekli sadeleştirmeleri de yapacağız. 10 ile 36'yı çarpalım. 10 çarpı 36 eşittir 12x ile 1'i çarpalım. 12x, her iki tarafı da 12'ye bölelim. 12'ler sadeleşti. 36'yı 12'ye böldük. 3, 3 kere 10, 30. 3 kere 10, 30 olduğuna göre bizim son 2 ürünü %30 karla satmamız gerekiyor. Bir cebirsel ifade sorusu, hangisi yanlıştır? Öncelikle cebirsel ifadede benzer terimleri kendi arasında toplamamız veya çıkarmamız gerekiyor. Burada 8a ile eksi a benzer terimlerdir. 8a'dan a çıkarsa 7a kalır. Eksi 5b artı 9 şeklinde düzenledik. En sade halini yazdık. Sabit terimi 9'dur diyor. Evet doğru, gördüğünüz gibi bilinmeyen olmayan sayımız 9'dur. Kat sayıları toplamı 11'dir. A'nın kat sayısı 7. B'nin kat sayısı eksi 5. Hemen güzelce yazalım. Diğer kat sayımız kaç? 9. Bunları topladığımızda 16'dan 5 çıkınca 11 kalıyor. Bu ifade de doğru olmuş oluyor. 2 değişkene sahiptir. Evet, bir değişkenimiz A, diğer değişkenimiz B. Bu da doğrudur.
4 terimlidir ifadesi yanlış oluyor. İlk aşamada baktığımızda doğru gibi görünse de benzer terimleri bir araya getirince 3 terimli bir cebirsel ifade olduğunu görebiliyoruz. Sıradaki sorumuz gördüğünüz gibi rasyonel ifadelerle ilgili. Eksi 1 bölü 2'nin karesini alacağız. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. Eksi sayının çift kuvveti de pozitiftir. Artı 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü çarpacağız. Burada çarpma işleminin önceliği var. Sadeleştirdiğimizde 2, sonucu 1 bölü 6 olarak bulduk. Bölü 1 bölü 2 eksi. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Önünde bir de eksi 1 olduğu için artı 1'dir. Düzenleyelim şimdi. Payda eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı 2 ile payda eşitleyelim. 3 artı 2 bölü 12. Bölü 1 bölü 2 ile 1'i de toplarsak 3 bölü 2 olmuş oluyor. Yukarı kısmımız 5 bölü 12. Alt kısmımız 3 bölü 2. Birinciyi aynen yazalım. 5 bölü 12'yi. İkinci sayımızı ters çevirelim. 2 bölü 3. Gerekli işlemi yaptığımızda 10 bölü 36. Onu da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 18 olarak sonuca ulaşmış olduk. Sıradaki sorumuz bir paralellik sorusu. Bu iki ışın birbirine paralel ve x'in kaç derece olduğu bize sorulmuş. Öncelikle doğru yerden çekeceğimiz bir çizginin işimizi çok kolaylaştıracağını söyleyebiliriz. Buradan bir paralel doğru da biz çektik. Çektiğimizde iç ters açılardan 18 derecenin olduğu kısımla şurası birbirine eşit olmuş oldu. Burası da 18 derece. 56 ile bu 18'in üstündeki açı birbirini 180'e tamamlar. Çünkü paralellikte nedir? Komşu açılar birbirini 180'e tamamlar. Doğal olarak 180'den 156 çıkarırsak buranın da 124 derece olduğunu bulabiliriz. X açımız 124 ile 18'in nesiydi? Toplamıydı. 124 ile 18'i topladık ve sonucu 142 derece olarak bulmuş olduk. Sıradaki sorumuz bir yay uzunluğu sorusu. Gösterilen şuradaki DE yayının uzunluğu bize sorulmuş. Bir dairede veya çemberde yay uzunluğu hesaplanırken önce tamamı hesaplanır. Daha sonra 72 derecelik kısmı hesaplanır. Formül şu şekildedir. 2 çarpı pi çarpı r bizim çevremizdir. Peki çevrenin ne kadarını alıyoruz? 72 bölü 360'lık kısmını alıyoruz. Yani tamamı 360 derece ise biz 72 derecelik kısmını alıyoruz. Peki burada 72 ile 360'ı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5'e ulaşmış oluruz. 2 pi r'yi de yazalım isterseniz şurada düzenli olarak. 2 çarpı pi sayımıza 22 bölü 7 denilmiş. Onu da yazalım. Yarı çapımızın 35 santimetre olduğu da soruda bize verilmiş. Bir de neyimiz var? 1 bölü 5'imiz var. Buradaki çarpma işlemini gerçekleştiriyoruz. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 oluyor. 5 ile 5 sadeleşiyor. 22 ile 2'yi çarpıyoruz. 44 olarak bu yayın uzunluğunu hesaplamış oluyoruz. Bu yayın uzunluğu 44 santimetredir. Çokgenlerle ilgili bir soruyla devam ediyoruz. X'in kaç derece olduğu sorulmuş. Dış kısımda A, B, E, F bir kareymiş. A, B, C, D ise bir eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgenin bir kenarı ile karenin bir kenarının ortak olduğunu görebiliyoruz. Burada bir ne var? İkizkenar üçgen oluşuyor. Peki gerekli işlemleri yapalım. Öncelikle bakın eşkenar dörtgenin kenarlarından önce karenin kenarlarına bakın. Bunlar birbirine eşit. Burası aynı zamanda eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğundan dolayı şurası da birbirine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. Peki eşkenar dörtgenin buradaki açısı 70 derece ise komşusu onu 180'e tamamlar. Doğal olarak buradaki açımız ne olmuş oluyor? 110 derece olmuş oluyor. Peki şurada bir karemiz vardı. Karenin bir iç açısı nedir? 90 derecedir. 70 derece buradaysa burası da 20 derecedir. Belki buradaki 110'a hiç ihtiyacımız olmayabilir. İkizkenar üçgende 180 dereceden 20'yi çıkarırsak geriye 160 kalır. İkizkenar üçgen olduğu için bu iki açı da birbirine eşit olduğundan dolayı 160 dereceyi yani 180'den 20 çıkardık 160. Onu iki eşit parçaya ayırdığımızda her bir açımız 80 derece olmuş olur. Yani x eşittir 80 derece diyebiliriz. Şekildeki 5 eş dikdörtgenden oluşmuş ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu 66 cm'ymiş. O zaman bu şeklin alanı ne kadardır şeklinde bir soru sorulmuş.
Öncelikle kenarlara dikkat edecek olursak, bakın buradaki dikdörtgenin iki tane uzun kenarı tam üç tane kısa kenara eşit. O yüzden kenarlara çok dikkatli bir şekilde oranlayabileceğimiz cebirsel ifadeler verebiliriz. Mesela biz buraya 2x, 2x, 2x değerlerini verirsek buranın 3x, 3x olması gerekir. Çünkü toplamda burası da 6x, burası da 6x olmuş oluyor. Çevreyi hesaplayalım. Uzun kenarımız 3x'ti, kısa kenarımız 2x'ti. Yine burası da 2x, burası da 3x olmuş oldu. Çevreyi toplayalım. 6, 12, 17, 5 daha 22. Tam 22 tane x çevreyi verdiğine göre ve bu 66 santimetre eşit olduğuna göre her iki tarafı da 22'ye bölersek x'in 3 santimetre olduğunu buluruz. Şekilde sadece bir dikdörtgenin alanını bulup daha sonra bunu 5 ile çarparak tamamını bulabiliriz. 2 kere 3 dediğimizde kısa kenarımız 6, 3 kere 3 dediğimizde uzun kenarımız 9 olmuş oluyor. 6 kere 9 54. Yani bir dikdörtgenin alanı 54 olduğuna göre 5 tane dikdörtgenin alanı 54 çarpı 5'ten 270 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Klasik bir paralellik sorusu. Açılar verilmiş. X artı Y'nin kaç derece olduğu bize sorulmuş. Burada dikkat edecek olursak 78 derece ise derece ile 3Y açısı ters açılardır ve ters açılar birbirine eşittir. 3Y eşittir 78 ise Y eşittir 78'i 3'e böleriz. 20, 40, 60, 26 şeklinde bulabiliriz. 26 derece bizim Y açımız. X açımızı bulurken Y açımız dikkat edin 3Y 78'e eşittir. Buradaki 78 ile şuradaki açı birbiriyle nedir? Ters açılardır. Bakın burada da görüldüğü üzere. O zaman burası da 78 derecedir. Buradaki açılar birbirini 180'e tamamlayacağı için x artı 20'nin ne olması lazım? 180'den 78'i çıkardık. 102 derece olması gerekiyor. Peki x eşittir 20 dereceyi karşı tarafa yollarsak ne olmuş olur? 82 derece olmuş olur. Peki x açımız kaç derece? 82. Y açımız kaç derece? 26. Bunların toplamı 108 derece olmuş oluyor. Son sorumuzla bu çalışmamızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. ABCD bir kareymiş ve içinde farklı farklı çemberler, farklı büyüklükte çemberler var. Çemberlerin yarı çapları bize verilmiş. Gördüğünüz gibi burası 8 santimetre, burası 4 santimetre ve burası 1 santimetre. Öncelikle boyalı alanı bulabilmek için tamamının alanından beyaz bölgeli alanları çıkarmamız gerekiyor. Tamamının alanı karenin alanıdır. Karenin bir kenarını öncelikle bulalım. Karenin bir kenarı 8, 8 daha 16'dır. 16 çarpı 16 karenin alanını bize verir. O da 256 santimetre karedir. Bu bir kenarda bizi beklesin. Şimdi gelelim çemberlerin, dairelerin alanını bulmaya. Pire kare formülümüz neydi? Dairelerin alan formülüydü. Burada yarım bir çember, yarım bir daire olduğu için pire kareyi ikiye bölmemiz gerekiyor. Yarısını bulabilmek için. Pi sayımız kaç? 3. Yarı çapımız kaçtı? 8. 8'in karesi 64 bölü 2. 64'ü ikiye böldük. 32. 3 ile 32'yi çarptığımızda 96 santimetre kare. Buradaki alanımız olmuş oldu. Peki diğerlerini bulalım. Şu alana bakalım. Pire kare yine pi sayımız 3, yarıçapı 4, 4'ün karesi 16'dır, bölü 2. 16'yı 2'ye böldük, 8. 3 kere 8, 24. Demek ki buranın alanı da 24 santimetre karedir diyemiyoruz. Hata yaptık. Ne yaptık peki? Biz burada 2'ye değil 4'e bölmeliydik. Çünkü burada bir çeyrek çember söz konusu. Bu nedenle 8'i de sadeleştirelim. Yani biz 16'yı burada kaça bölmemiz gerekiyordu? 16 bölü 4. 16'yı 4'e böldüğümüzde 4, 3 kere 4'te ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Demek ki buranın alanı da 12 santimetre kare. Son alana geçecek olursak pi sayımız 3, 1'in karesi 1. Bir şeye bölmüyoruz çünkü burada tam bir daire söz konusu. 3 kere 1'den 3 santimetre kare. Buraya da yazalım 3 santimetre kare. Alanları toplayalım. 96, 12 daha, 108, 3 daha, 111. 256'dan 111'i çıkarıyorum. 5, 4, 1. Demek ki boyalı bölgenin alanı 145 santimetre kare olmuş oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sorularda, yeni videolarda görüşmek üzere. Yazılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.